yapıları doğrusal temelde değerlendirmesek, doğrusal yönde ve siyasal bir strateji geliştirme şansımız olmaz. Sorulan sorular elbette ki yerinde ve doğru sorulardır. Ne yazık ki bu tutkulu da kendisine entür bir takım sosyolojik yapıları vardır. Nedir bunlar? Köklerin üzerinde sosyolojik yapıları tahlil ettiğimizde şu hakikatle, şu gerçekle yüz yüze kalırız. Menazar ve şeklet bu toplumun gerçeği. Biz tabi cemaatler, tarikatlar vesaire, biz bunları doğru teşhis etmek durumundayız. Yapmamız gereken şey onları reddiyeci ilan etmek veya tamamen yok sayarak bir sonuç elde etme şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Siyasetin ümesinde pragmatizm vardır. Netice itibariyle siyaset yapıyoruz. Gerçi program günün anlamına uygun, günün ruhuna uygun bir şekilde hakikaten sonuca evrildi deme gibi bir şansımız söz konusu. Ancak burası veya burada yapmak istediğimiz bir din dersi toplantısı olarak değerlendirmemek lazım. Veya tamamen dini bir konunun tartışması olarak da değerlendirmememiz lazım. Tabii İslamiyet'te adaletten bahsederken sağ olsun Hatice arkadaşımız ilk insandan başlayarak günümüze kadar getirme gayreti içerisinde oldular ve doğru söylediler. Adalet sadece günümüzün problemi değildir. Adalet sadece Müslümanların da problemi değildir. Adalet bütün insanların, bütün canlıların, bütün nesnelerin problemidir. Dolayısıyla adalet herkes, her yaşayan canlı için lazım olan ve olmasa olmazlarımızdandır. Bunu bu şekilde değerlendirirsek, kendimize dönüp kendimizi tahlil edersek, evet, Kürtler bugün kendi gerçekleriyle yüzleşmek zorundalar. Vekilim konuşurken Ali Şeriatı'ndan bahsetti. Ali Şeriatı'nın İslam Sosyolojisi adlı kitabında aynı şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki, dünyanın en alçak şeyi asimilasyondur. Bugün ne yazık ki Müslümanlar tarafından Kürtler asimile ediliyor. Yani dünyanın en alçak şeyi yapıyorlar. Kimler yapıyorlar? Müslümanlar yapıyorlar. Şimdi Nurettin Hocam başlarken vallahi bunlar Müslüman değil diye başladı. Ben teberrüne ve çıkışına saygıyla ve katılarak da şunu söylemek istiyorum. Aslında bunlar Müslümanlar ama İslamiyet'ten tamamen uzaklaşmış Müslümanlar olarak bunları düşünüp kabul etmemiz lazım. Bir de küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Dinde reform. Sevgili dostlar, dinde yapılanma olur. Yani Kur'an'ın özüne göre eğer bir yapılandırma yapılırsa zaten din kendisini tamamen reform, deforme olan şeyin reform olması gerekiyor. Kur'an deforme olmamıştır. İslam dini de deforme olmamıştır. Ama Müslümanlar tamamen deforme olmuşlardır. Deformasyona uğrayan toplumların reforma ihtiyaç vardır. Ama aslına uygun bir yaşam biçimisi konusu değilse ve aslı da varsa o aslına uygun bir yapılandırma ihtiyaç vardır. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederiz.